Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açılışı gerçekleştirdi ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Kandili'deki kampüste Bilim Araştırma ve Teknoloji Merkezi açılmış oldu. Bu merkezde önemli teknolojik araştırmalar yapılacak, özellikle enerji alanında ve yaşamsal faaliyetler konusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşam konusundaki teknolojilere dikkat çekti. Özellikle pandemi döneminde sağlık yatırımlarının bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi. Özellikle ülkemizde yapılan bu konudaki yatırımlara dikkat çekti. Geçmişte Türkiye'den dünyaya tedavi ve teşhis için gidilirken bugün dünyanın birçok ülkesinden yabancıların Türkiye'ye teşhis ve tedavi için geldiğini söyledi. Önümüzdeki yıl 1,5 milyon hastanın ağırlanacağını söyledi dünya çapında ve bu şekilde 10 milyar dolarlık küresel sağlık piyasasından Türkiye'nin pay alacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda küresel krizlerin gelişmiş ülkeler arasında büyük yalpalanmalara yol açtığını da dile getirdi ve Türkiye'nin geleceğin limanı olma noktasındaki pozisyonunu korumaya devam ettiğinin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti. Özellikle teknoloji alanında çalışmak isteyenleri. Sürekli Türkiye'yi aşağılayan tiplerin de sosyal medya propagandalarının sadece komplekslerinin üzerine örtme gayreti olduğunu da dile getirdi bu konuşmasında. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesin önünün açık olduğunu söyledi ve bu konuda teşvikleri sürdüreceklerini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda belirttiğimiz gibi açılışı gerçekleştirdi. Yeni binada da incelemelerini sürdürüyor Kandilli binasında.